La ilahe illallah. Bunun bizdeki karşılığı, günümüzdeki karşılığı nedir? Şeytan diyoruz. Şeytan yoktur. İblis vardı. Evet. Davranışlarla şeytaniyet vasfı ortaya çıkar. İnsanlar diyor ki ben buna aşığım. Onsuz yapamam Onsuz olamam. Bitti. Sen zaten o ilişki bitecek onsuz olamam ya. Dediğiniz. Mutlaka. Ne diyorsun? Mutlaka. Şimdi biz Allah diyoruz ama biz kul olarak Allah'ı tanıyamayız. Aa, nasıl yani? Nasıl diyor şimdi bak ekiptekiler de. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok önemli bir hadisi var. Diyor ki kalbini yarıp da baktın mı? Sen o kişinin cennet ehli mi, cehennem ehli mi ne olduğunu bilemezsin. Efendim birbirine sorun yeni bölümüne hoş geldiniz. Enteresan bir yayın sizleri ve bizi bekliyor. Tasavvufi astroloji uzmanı, eğitmen, yazar Güçlü Metin. Hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Beni kırmadığınız için çok teşekkür Estağfurullah, ediyorum. Estağfurullah. Rica ee, ederim. İlk sizinle temasa geçtiğinde o kadar kibar bir dille e, ve o kadar disiplinli bir şekilde tarihleri günler öncesinden siz hep böyle disiplinli mi yaşıyorsunuz? E biraz oğlak burcu Olak olduğum için. Oğlak burcu olduğum için, için, efendim. Evet. Hem de e, disiplinli olmanın dışında karşımdaki insanlara fayda sağlamak, karşımdaki insanların hayatını kolaylaştırmak ve en başta da hizmet ettiğim noktada farkındalık, değerlendirme ve potansiyelleri insan için ortaya çıkartabilmek için kendi yolculuğumu buna göre ayarlıyorum. E, hayata sorumlulukla yaklaştığımızda hayatta bize güzel hediyelerini veriyor efendim. Sorumluluk. Çok Bence önemli. bizim herhalde en formülümüz önemli. bu. En Şimdi hocam birbirine soruda aslında e, bir takım şeyleri soruyoruz ve uzmanına danışıyoruz. Eyvallah. Burada müsaade ederseniz ben biraz merak ettiklerimi soracağım. Lütfen buyurun. Çünkü benim kafamı karıştıran, mana aleminde Hı -hı. kafamı karıştıran ve işin içinden çıkamadığım bir takım şeyler var. Takdir edersiniz. Soran ben çünkü... siz olmayacaksınız zaten. Siz sadece bir aracısınız. Sizden Allah'ın, sizin beyninizden ve bizi izleyenlerin bilincinden yansıyan... Bizi izleyecek olanların bilincinden yansıyan sorulara aracılık edeceksiniz. O yüzden inşallah biz de o aracılığı doğru bir şekilde değerlendirebiliriz. Hmm, aslında zaten bana bunu sorduruyor bir şeyler. Siz zaten sormak için aracı olan, seçilmiş olan kişisiniz zaten. Seçilmiş adam mı kalmadı kardeşim diyor ya şeyde filmde Cem o, <laughs> herkes Herkes Allah'ın en kıymetli isimlerinden yaratılmıştır. İnsan çok değerlidir insanların hayatlarındaki seçimlerini, hayatlarındaki yaşamlarını, hayatı değerlendirme potansiyellerini biz eleştiremeyiz. Biz alim ismini, Allah'ın isimlerini, Allah'ın ilmini sokaktaki bir çocuktan da, bir haycandan da, bir profesörden de, efendim bir magazin sunucusundan da yansıyabilir. Bunların hiçbiri ee, bizim ayrıştıracağımız konular değildir. Ayrıştırırsak burada bu konuları konuşacak vasıfta bir insan olmamış oluruz. Kalkıp buradan gitmemiz lazım. Çünkü hiç kimsenin sonunu, hayatını, hayatı doğru bir şekilde okuyup okumadığını ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok önemli bir efendim hadisi var. Diyor ki kalbini yarıp da baktın mı sen o kişinin Cennet ehli mi? Cehennem ehli mi? Ne olduğunu bilemezsin. Hmm. O yüzden üstü örtük insanlar vardır. Allah keşfettirir. Allah farkındalığını... Ortaya çıkartır ve Allah o mana alemindeki isimleri kendi kendine zuhur eder. Herkesten her şey öğrenilir. O yüzden ben bu cümlenizi izninizle kabul etmiyorum sizden. Gayet tamam. de sevgiyle dinliyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu söyledikleriniz içerisinde tabii 10 tane daha soru çıkardım ama... Öncelikle her işe başladığımız gibi. La ilahe illallah. Evet, evet. Bunun... Bizdeki karşılığı, günümüzdeki karşılığı nedir? Şimdi, ne demek istiyoruz? Eyvallah. Şimdi la ilahe illallah dediğimizde bir kere, hepimiz bunu zikirlerimizde, okumalarımızda evet. bunu kullanıyoruz. Sinirlenince de la ilahe illallah diyoruz. Anne, la, la. Annenim, illa billah. la havle ve la kuvvete. La ilahe illallah. Şimdi o ikisi ayrı tabii ki izdikirler. Öncelikle la ilahe illallah'la başlayalım. Sonra da anneciğimizin söylediği la havle ve la kuvveti illa billah manasına da değinelim Heh, inşallah. Tamam. Şimdi, ben onu niye kullandığını biliyorum annemin. Bana sinirlenince kullanıyor. Eyvallah. Ama buradaki <laughs> mana çok önemli. Öyle mi? Çünkü la havle ve la kuvveti illa billah olmazsa la ilahe illallah da diyemezsiniz. Suyunuzu da içemezsiniz. Soru da soramazsınız ama onu anlatacağım. Tamam. Şimdi la ilahe illallah dediğimizde la dediğimiz yokluktur, Hı. hiçliktir. Hani biz insanlara deriz ya bu ateist, bu inanmıyor, bu işte belli konularla ilgili bilgi sahibi değil, bu belli konularla ilgili olayları anlamıyor. Yani Allah'ın sisteminde el mudil ismi vardır, yoldan çıkartan. O yüzden biz hiç kimseyi yargılayamayız yaptığı işle, hayatıyla, yaşantısıyla çünkü ...onun sayit mi... ...yani inananlardan mı... ...şaki mi, yoldan çıkanlardan hmm. mı... ...olduğunu işin sonunda... ...hiç kimse bilemez... ...bizim gayretimiz... ...insan olmak üstüne... ...iyi ve vicdanlı insan olmak üstüne... ...olmalıdır çünkü... ...Allah Celle Celaluhu diyor ki... ...rahmetim gazabımın üstünü... ...örtmüştür dolayısıyla... ...la... E, ...hiç bilmeyen yok Allah kavramı... Onda yoldan çıkanlar suretinde açığa çıkmış ve kişi bunu değerlendiremiyor. Nasip olmamış. Onun da Elmudil ismiyle bakınız burası çok önemli. Biz şeytan diyoruz. Şeytan yoktur. iblis vardır. Evet. Davranışlarla şeytaniyet vasfı ortaya çıkar. Dolayısıyla da bizim iblis dediğimiz kavramda da isimler suretinde baktığımızda El-Mudil ismi vardır el mudil yoldan çıkartan demektir. O zaman el hadiye sen secde ediyorsun, iman ediyorsun. Yola getirene iman ediyorsun da o da Allah'ın ismi. Hmm. Yoldan çıkartana da kabul edeceksin. O da var. Her şey var. Sen şimdi burada şunu çok iyi kavramamız gerekiyor. Sen akrepten insan gibi davranmasını bekleyebilir Fıtratı misin? Fıtratı değil. Fıtratı değil. Çünkü o Allah'ın El-Kahhar isminin yansıması. Akrebi kucağına alıp sevmeyeceksin. Çünkü onun selamı hop iğnesini batıracak. Yaradılış bu. O zaman iyi ve kötü kavramları da yok. İşte Allah'ın varlığını, zatını, sistemini kendi içinde keşfedememiş. Bu tohum kendinde açılmamışlara biz la diyoruz. Ha. La ilahe illallah'ın la'sı diyoruz. Bunu la olmadan da illallah'a geçemeyiz. İlahelere geçemeyiz. Önce yok hiçlik hmm. kavramı yani her şey varlıktan şöyle düşünün küçük çocuklara sorduğumuzda ne diyor mesela benim oğlum e, diyor ki baba annesi işte efendim 80'li yaşlarında anneciğim Allah bütün annelere uzun ömür versin. Amin, amin. Mesela çok küçük daha diyor ki babaannem diyor Allah'tan daha mı yaşlıdı şimdi? He. Bu la Bilmiyor. Bilmiyor. İdrakı yok, şuuru yok. O bilinç açılmamış. 50 yaşında da açılmayabilir. Böyle yetişkinler de var. Doğru. Biz hiç kimseyi inanıyor ya da inanmıyor diye, inanıyor diye baş tacı edemeyiz. İnanmıyor, inanmıyor diye, diye, diye de ötüreniz. yeremeyiz. Asla böyle bir şey yok. O zaman Lada olanlarla önce başlıyoruz. Peki... Adam inandım dedi. Eşhedü dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü dedi. Şehadet ederim dedi. İlahelere geçti. Bak illallah'a geçemiyorsun hemen öyle kolay. Değil la o kısmı bitti. İlahe. ilahe. İlahlar. Diyor ki bir can bana diyor evladım sarıldığında evladım beni sevdiğinde... bir anne olarak ne hissediyorsunuz? Merhamet, şefkat, onu böyle korumak, kollamak, sevgi hissediyorsunuz değil mi? Yok. Peki bunu kızcağızınız mı hissettiriyor size? Yoksa onu yaratan Allah'ın ismiyle evladınızı aracı kılıp size o merhameti ve şefkati hissettiren ismi mi açığa çıkartıyor? İşte eğer bu sevgiyi, şefkati evlattan bildiğinizde siz ilahlara hmm. tapınmış oluyorsunuz. Veyahut bir can diyor ki patron var Efendim veyahut bizi izleyenlerin patronları var veya çalıştıkları hmm. yerde hmm. ben bu işten çıkarsam nasıl para kazanacağım diyor. Hmm. Ne yapacağım diyor. Ben o zaman patronumun her dediğini yapmalıyım. Ona tapınmalıyım dediği anda Onu ila Allah'ın rezzak ismini aracı koyuyor çünkü. Allah o patronu o kişi kimse o parayı ona veren o bir aracı o para ona gelecek limon satsa da gelecek CEO olsa da gelecek Doktor olsa da kim olursa olsun Allah bizden şunu istiyor Benim önüme kimseyi koyma ama ekmek yediğin yer varsa da o aracıyı da bunu böyle bilip yoksa mı Çünkü onun aracılığıyla ben sana veriyorum Sen işini hakkıyla yap ama onu putlaştırma Veyahut ilişkiler düzleminde insanlar diyor ki ben buna aşık çok onsuz olamam bitti sen zaten o ilişki bitecek onsuz olamam dedi mutlaka ne diyorsun mutlaka çünkü <laughs> size Allah karşınıza bir insanı çıkarttığında diyor ki mesela çekiliyor kişi kulona çekiliyor diyor ki ben bunu çok seviyorum onsuz olamam diyor o zannediyor ki ona aşık Aşk Allah'a hissedilir. Kula hissedilmez bir. İnsanın insandan insana anca nefsiyle sever ve bu da gerekliliktir. Çünkü bizim bir nefsimiz de vardır. Nefsimiz dediğimiz de bizim beynimizdir aslında. Beyin eşittir nefstir. Beynini secde ettiren hayatında isimlerini secde ettirmiş olur ama ben konuyu dağıtmadan yine ilişkilere döndüreyim. Burada kişi ben seviyorum dediğinde onun ruhu ve bilinci arka planda aslında diyor ki ben diyor senin ismine çekiliyorum. Hmm. Ama sen orada Leyla ile Mecnun'u düşün. Mecnun diyor ki Leyla'ya mesela ben onu çok seviyorum, onsuz olamam diyor. Leyla ona geldiğinde Leyla'yı bırakıyor. Çünkü onun istediği Leyla değil, Mecnun'daki Allah'ın ismini titreştiren Leyla'daki, Leyla cismindeki arkasındaki Esma-ül Hüsna'sı. Hmm. Bunu unutup sadece sen seviyorum, aşığım, ölüyorum, onsuz olmam dediğinde sen ne yapıyorsun? O Leyla'yı, o Ahmet'i, o Mehmet'i, o Fatma'yı sen putlaştırmaya başlıyorsun. İlahlaştırmak. İlaheler. Mı? İşte bu çok önemli diyor ki, la'dan ilahelere geçtik. Bak şimdi. Evet. Veya hut diyorsun ki ben bu bardaktan kaldırdım suyumu içtim. Allah izin vermese bu olmaz. Elini bile oynatman, suyu tutman, suyun doldurulması, bardağın o, bunların hepsi Allah'ın isimleriyle ilgili. Hı. Şu an ben size veya değerli izleyicilerimize bu konuyla alakalı bir şey anlattığımda, bunu izleyen kişi kendi beynindeki isimlerin yansımalarını seyrediyor. Dolayısıyla güçlü anlatmıyor bunu. Güçlü aracılığıyla alim ismi açığa çıkıyor. Bir can soruyu sormuyor. Bir can aracılığıyla Allah'ın isimleri aşikar olmaya başlıyor. Dolayısıyla da bu idrakı bu şekilde koruduğunda sen ilahlardan geçmeye başlıyorsun ve Allah senden Şimdi bizim tabi Allah'ın zatını da tanımamız mümkün değil. Şimdi biz Allah diyoruz ama biz kul olarak Allah'ı tanıyamayız. Aa nasıl yani? Nasıl diyor şimdi bak ekiptekiler de. Nasıl tanıyamayız? Tabii ki tanıyamazsınız. Çünkü Allah'ın zatı bütün isimleri içinde barındırır. Allah'ın isimlerini. Şimdi bir can kendinde açığa çıkan isim kadarıyla, güçlü kendinde açığa çıkan isim kadarıyla, teknik ekipteki arkadaşlar kendilerinden açığa çıkan isim kadarıyla Allah'ını tanır. O yüzden sen busun, sen şöylesin diye kimse kimseyi ötekileştiremez. Herkes kendinden açığa çıkan ismi aşikar ettirir ve ortaya çıkartır. Dolayısıyla da illa Allah'ı kim söyler? İlla Allah'ı Allah zuhur Allah eder, söyler. Kul bunu diliyle söyler, takliden. Ama ona onu söylettiren Allah'ın kendisidir. La ilahe illallah deyip Muhammed'ün Resulullah dediğinde de Muhammed'in aynasında sen Allah'ın isimlerini seyreden olursun. Hmm. Muhammed de birlik demektir değerli dostum. ...birlik. Ne demek birlik? Allah'ın bütün isimleri... ...O'nda zuhur ediyor. Evet. Ve sen... bir can O'na baktığında kendi ismini... ...seyrediyor. Ben baktığımda... ...kendi ha. ismimi seyrediyorum. Ve dahasını söyleyeyim. Allah'ın... ...mürşitlik kavramı vardır. Mürşitlik. El-Mürid... ...ismiyle irade eder. Biz isimlerimizi... ...nasıl açığa çıkartıyoruz? Allah'ın... ...bizdeki mürit ismiyle açığa çıkartıyoruz. Ve bunu... ...seyrediyoruz. Sen diyeceksin ki bizim değerli izleyicilerimiz şunu diyebilir. E, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öldü. Nasıl olacak? Ben bu? onunla nasıl bağlantı kurabilirim? Çok basit. Salavat. Allahümme salli ala Muhammed veyahut Allahümme salli ala seyyidine Muhammed dediğinde insanın bu cesedi ölür. Beden ölür. Beyin bilinci aktif şekilde çalışır. Hele hele Resul ve Nebimiz ...Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyin bilinci çalışır ve biz şimdi bu dönemde biz efendim oradaki sahabeler gibi değiliz. Birebir karşımızdaki insanla peygamberimizi, Resul ve Nebimizi görmüyoruz. Fakat salavat getirdiğimizde salavat nedir? Ben kendimdeki kusurlardan dolayı Sevgili peygamberim. Senin mahmut makamına girmeye çünkü ümmetinden bir kişi bile olumsuz bir şey yaptığında peygamber efendimiz mahmut makamına giremez ve beklermiş. Aa! Ve biz salavat getirdiğimizde kendi kendimize peygamber efendimize aslında onu... mahmut makamını açıyoruz. Estağfurullah. Nasıl? Ama kendimizdeki kusurları bilip onun üzerinde ağırlık yapmasına mani, mani oluyoruz. Mani oluyoruz. Ve bu çok çok önemli ve biz salavat getirdikçe Hazreti Muhammed'in Muhammedi şuurunun kendi bilincimizde açığa çıkmasını sağlıyoruz. Allahümme salli ala Muhammed dediğinde sen kendi özündeki Muhammedi şuurun uyanmasına sebep oluyorsun. Bedenimiz ölüyor dediğiniz kısım. Beden ölüyor yani bizim cesetimiz ölüm. Bildiğiniz bedenimiz bu dünyada ölüyor. Biz zaten ölüyüz şu an. Bakın Ay, salavat değerli. getirdiğimizde bedenimiz Hayır hayır salavat ha. getirdiğimizde <laughs> ölmüyor. Biz zaten beden olarak yani peygamber efendimiz beden olarak ölü ama ruhu bilinci Olur. hala burada bu dünyada bu sonsuz alemde ve bütün alem ona rahmetiyle yaratılmıştır. Yani Allah kendi isimlerini seyretmek için bütün isimlere cisimler giydirmiştir. Ve ilk nur dediğimiz nur ismi kuvve olarak ilimdir değerli dostlar. İlim dediğimiz. Yani öğrendikçe bu alemde ilerleriz. Öğrendikçe hal ediniriz. Bu çok önemli. İşte bir salavat getirmeye başladıkça, peygamberimizi andıkça çünkü bizim şu an yanımızda değil. Evet. Seni hatırlıyorum. Allah'ım sen ona şefaatini eksik etme dedikçe hem onu hem kendimizi hafifletmiş oluruz. Çok büyük bir anahtardır bu. Ve bu anahtardan yola çıkarak da kendi özümüzdeki yaratılış gayemize uygun davranırız. Şimdi burası çok önemli. Yaratılışa, biz tekamülü hep şöyle görüyoruz. Hep pozitif yönde görüyor Negatif tekamül de var. Nasıl? Herkes kendi yaratılış potansiyelini uygun şekilde davranış sergileyecek. Yani sen Sayit olarak cennet ehli olarak yaratıldıysan, efendim ona uygun davranışlar sana kolaylaştırılacak. Hmm. Ama sende olumsuz ve negatif ağırlıklı isimler. Allah'ın isimleri negatif olmaz ama daha celali isimler diyelim hı hı hı. E açığa çıktıysa sen biraz daha kızgın, insanlara işte böyle öfkeli. daha öfkeli. Çünkü aslında o isimle ilgili değil. Senin beyninin değerlendirme potansiyeli emmare seviyede olduğu için nefsin mertebelerine de gireriz dilerseniz. Hı hı. Bu çok önemli çünkü bu konuyu tamam. anlatırken. Emmarede olduğu için sen o ismi öyle değerlendiriyorsun. Yani sendeki bir celal ismi, celali bir isim vatanının toprağını korumak için Allah Allah diyerek vatanını koruyan bir asker de olabilir. Aynı şekilde birinin ölümüne sebebiyet veren bir kişi olarak da zuhur edebilir. Bu kişinin bilinç seviyesiyle ilgili bir değerlendirmedir. Bunu Allah'a atfedemeyiz ya da hmm. isimlere atfedemeyiz. Bu çok çok önemlidir. Dolayısıyla da bizim amacımız ne? O isimleri en güzel şekilde halife insan diyor ya, hmm. en güzel şekilde ortaya koyabilen illa Allah'ı kendinden zuhur eden bir isimle Allah'ın ondan zuhur ettirdiğini idrak eden bilen, değerlendiren ve okuyan kul olabilme mertebesine kendimizi götürmektir ki bütün isimlerin mertebeleri de kendi içinde ayrılır. Yani burada illa Allah diyebilmek ve Muhammedi şuuru ortaya çıkartabilmek için önce bizim hiç olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Çünkü biz bu dünyaya doğarken ölü şekilde doğarız. İsimler bu beden cesedinin içerisine gömük şekilde dünyaya geliriz ve bütün amacımız bir canında amacı buradaki değerli dostlarımızın da amacı güçlünün de amacı bizi izleyen değerli e, izleyici dostlarımızın da amacı bilsin ya da bilmesin yaptığı her davranışta o ismi açığa çıkartmaktır. Hmm. O ismin hakikatini ortaya çıkartmaktır. İsme can veriyoruz yaşadıkça. Hay ismiyle ağzınız bal yesin. Hay dediğimiz dirilik kazandırmak. Ama o dirilik sen akrep sen akrep şeklinde olacak. Sen insansan insan şeklinde hmm. olacak. Sen yılansan yılan koyunsan koyun. Neyse onu ortaya çıkaracaksın. Peki hiç siz duydunuz mu bir akrebe? Sen ne, niçin akrepsin diyeni duydunuz. Olur mu böyle bir şey? E insanın da akrebi var. Niye her gördüğünü insan olarak değerlendiriyorsun? Aa. Şöyle düşününüz. Ne diyor ayetlerde? Anne çocuğunu gördüğünde, baba bir şeyini gördüğünde herkes birbirinden kıyamet gününde kaçacak diyor. Neden? Hiç düşündük mü? Neden kaçayım değil mi ben annemden baba? Neden? Sen çünkü onu ben size masada sizi tenzih ederek konuşayım efendim. Sen ben ne oturuyorsun? Beni bir insan olarak bu gözünle Anca perde kalkmamış ya sen beni gözünle diyorsun ki bu insan veya ben bakıyorum bir can insan masada oturuyorsun peki onun ruh bilincindeki hali davranışlarıyla hayatı değerlendirilmesiyle yaratılışıyla ya bir domuz gibiyse ya bir akrep gibiyse sen öte alemde Aha. annem dediğin babam dediğin ya da bir şey dediğin kişiler onlar da insan. Öyle mi göreceğiz? Evet, sayıca, e, sen kocaman bir akrep gördüğünde o evladım evladım... E kaçacaksın bilmiyorsun çünkü. bu izle... Kötüyse? E, kötü ya işte, Yani kötü da... yaradılışı celali diyelim. İyi kötü diye bir şey yok da değerli izleyicilerimizin anlaması adına... E kaçacaksın doğal olarak. Aa, i̇şte bunların hepsi... Ay benim annem ay, melek gibi ama. E, İlla ki hepimizin anneleri melek Ellerinden öperim ama... Burada anlaşılması adına söylüyorum. O yüzden lütfen insanlarla ilgili bir ...yargıya varmayın. İşimiz kendimizle. Güzel. Kendi özümüzle. E biz başkalarıyla uğraşmayalım. Hele hele, hele hele... ...dedikodu, gıybet ve iftira. Hmm. Dedikodu var... ...bir de olmayan bir şey söylemek var. İfti, gıybet var, iftira var. Tabii, i̇ftira iftira ev mi? Tabii. Çünkü şöyle... ...dedikodu yaptığınızda... ...siz birileri hakkında bir masada... ...oturdunuz... Tam da bir magazinciye de bunu söylemek doğru değil ama... ama mesela duymayacağı zor. şekilde konuşmak değil mi? Onun duyacağı şekilde gözlerine bakarak konuşunca dedikodu olmuyor. Olma yüzüne söylüyorsun. <laughs> İlacı yaptığım ha. yüzüne ama söylüyorum. Ama birisi hakkında o masada yok. Veya bulunduğunuz ortamda platformda Ortam duymuyor. yok. Bir de adamı da sevmiyorsunuz bak şimdi. Heh. Bir de konuşuyorsun. Sen ne güzel bir lütufta bulunuyorsun ona biliyor musun? Ne Kendi yapıyorum? beynindeki ya. bütün pozitif sevapları... Ne Ona diyorsun? yolluyorsun. Hatta ve hatta büyüklerimiz dermiş Günahını ama. Şöyle şöyle. Dermiş ki kendisi hakkında birileri konuştuğunda. Dermiş ay ne güzel lütufta bulundu bana sevaplarını yolladı Allah razı olsun. Aa, bir de iftira yaptığında hepten günahını da alıyorsun. Hep de adam tertemiz. O yüzden hiç kimseyle ilgili asla konuşmayacağız bir masaya oturduğumuzda male yani sohbetlerin içerisinde bulunmayacağız. Bu değil. Yani kişisel başkasını ilgilendiren. Başka o kişi olmasa da yoksa konuşmayacağız. Bu çok net bir bilgi. Yani madem dedikoduyu sorarsak eğer bu net bir bilgi. İftira dediğimizde bu çok büyük bir sıkıntı. Çünkü sen bir de Olmayalım. o yaptığın şey bir de yoksa sen iftira attın, kul hakkını da aldın üstüne. Çok büyük sıkıntı. Çok i̇şte buna çok dikkat etmek lazım. Mesela birçok insan büyüklerimizi anlatırdı. Ahiret aleminde adam namazını kılmış, ibadetlerini yapmış, manevi çalışmalarında bir tartıya koyuyorlar. Sıfır. Ne diyorsun? E neden? İftira yapmış. Hep. Bilmeden, ya bilmeden iyi niyetle de olmayan bir şeyi anlatmış veya hut var olan bir olumsuzluğun üstünü örtmek yerine o kişiyi yererek olunduğu bir ortamda olmadığı bir ortamda konuşarak dedikodusunu yaparak kendindeki bütün beynimizdeki bütün pozitif enerjiyi ona yolluyoruz. Yani bizim... Boşaltıyorsun sen. Ya hani eğer zaten, eğer zaten bir başta bir de pozitif de yoksa bizler bir de günahkarız. Bir de pozitifimiz de yoksa sevabımız ondaki günahı almaya başlıyorsun. Beyin. Çünkü sen insan olarak değerlendirme. Her şey şimdi biz buraya bir mercek koysak. Merceği büyütsek, 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 kocaman hale getirsek. Burada ne bir can kalır, ne ben kalırım, ne Mert kalır. Hiç kimse kalmaz. Hiç kimse kalmaz. Televizyon da kalmaz. Kamera da kalmaz. Mikrofon da kalmaz. Su da kalmaz. Her şey bir frekans haline dönüşür. Enerji. Yani atom altı parçacığı haline dönüşür. Hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla da bu atom altı parçacığının içerisinde titreşen bir enerjiden bahsediyoruz. O zaman biz davranışlarımızla kime benziyoruza bakmak gerekiyor. Yani birine çok öfkelendin. Öfke kimin özelliği? İblisin özelliği. Ben iblise benzedim. Aa. Ben birini affettim. Merhamet. Affettin. Rabbi. Rabbime ve Muhammedi şuura benzedim. Peygamber efendime benzedim. Aa. Bunu analiz ettiğimizde zaten... Hayatta ne tarafa doğru gittiğimizi peki ben öfkeme mani olan bir de şu çok önemli. La ilahe illallah'tan nerelere geldik ama evet, gerçekten evet. önemli bir konu. Ee, şimdi siz öfkeli bir insansınız yaratılış olarak celalli. Ben biraz öyleyimdir. Bahsedeyim. Öyle mi? Dürüst davranayım ya. şimdi. Aa, biraz fena Hele trafikte gör beni. Yapma. Of, şimdi mertebeleri anlatırım onun üstünde. Bana da bence sinirleniyorlardır trafikte. Ben sinirlenmem. Ama arkamdakiler kesin sinirleniyordu. Eyvallah <laughs> tamam tahmin ediyorum ben tamam. tamam. Şimdi efendim burada öfkeli bir insansanız siz zaten öfkeli bir insan olarak bu dünyadan göçeceksiniz. Yaradılışınız bu. bu. Peki sınav nerede? Sen bir, ey insan kendini tanı. Hmm. Neyi tanıyacaksın? Ben bir kere önce kabule şurada geçeceğim. Ben öfkeli biriyim. Mesela biraz gülüm, biraz komik bir şey söyleyeyim. Ben tatlı çok severim. Efendim ama hiç kabul etmem. Hanıma da hep derim ki ben ay, ya bir kilo profetürölü yiyorsun. Nasıl sen şimdi tatlı sevdin? Tatlı hiç Ya da yemiyorum. Önce şunu kabul edeceksin benim şekerim var ve ben bedensel sıkıntım sebebiyle bu tatlıya temel bir kere kabule geçeceğiz ya da bir uyuşturucu bağımlısısın. Psikolojide de bu böyledir. Önce kabul etme. Heh. E insan kendini tanı bu. Ya da ben öfkeli bir insanım. Bak en basitinden ki toplumumuzda bu çok var. Bunu kabul ettikten sonra Allah'ıma ben iman ediyorum. Aa bana öfkem üstünden sınav yollayacak ve benim dualarımı kabul edecek. Nasıl? Bak şimdi. Sen öfkeli olduğun anda bunu mertebeler üstünden anlatayım mı? Bak bu çok güzel oturacak herkesin kazıtını. Evet ama e, sizinle bir bölüm daha çekeceğiz galiba. Eyvallah. Bence biz ikinci bölümde bu mertebeleri ve cennet tamam, cehennem tamam. E, alemini konuşalım. Eyvallah tamamen. Bu hafta bu bölümü sonlandıralım. Tamam. İkinci bölümde Doldu mu süremiz, süremiz ah. bitti bitmek ah, benim üzere. Benim kelam düştü. İki ay sabah çok, çok, çok keyifliydi. Çok keyifliydi. İkinci bölümde de tamam izleyicilerimizi efendim. hem oraya sürükleyelim hem de mertebeleri konuşalım. Eyvallah tamam efendim. Sizce bir sakıncası yoksa? Hiç sakıncası yok. Sadece şununu eklemek istiyorum. İlla Allah'ı da bizden Allah söyler. Madem bununla başladık. La hiçlik makamı, ilaheler bizim etrafımızda putlarımız. İlla Allah da bizden Allah'ın konuştuğu, söylediği. Biz dilimizle söyleriz, taklit ederiz ama onu Allah bizden ortaya çıkarttı. İşte la ilahe illallah. Ne demek? Yüz kere okumak değil. Ha. Bir kere bunu düşünerek okuduğunuzda sizde o şuur zaten ortaya çıkıyor. İşte o yüzden anlayarak, idrak ederek ve farkındalıkla okumak diyecektim efendim. Çok teşekkürler. Çok Ağzınıza teşekkür sağlık. Ediyorum. Efendim birbirine sor güçlü hocamla. Bu hafta bitti. İkinci partta görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.